Herkese iyi pazarlar. Vaka sayıları çılgın bir şekilde artarken biz yine bu videoda yine vaka sayılarını konuşacağız. Ve bilerek ve kasıtlı biraz içinizi karartacağım. Çünkü cidden hala kimsenin bu işin ciddiyetini tam anlamadığını düşünüyorum. Sadece İstanbul'da değil, Türkiye'de. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada vaka sayıları baş döndürücü bir hızla artıyor. Türkiye'de de baş döndürücü ve kontrolsüz bir şekilde vaka sayılarının arttığını görüyoruz. Artık rakamlarla falan kimse uğraşmıyor çünkü herkesin Covid-19 burnunun dibinde ve herkesin söylediği gibi artık çember ciddi anlamda daralıyor. Özellikle İstanbul'da yoğun göç alan semtlerde, semt pazarlarının yoğun olduğu, toplu taşımanın yoğun kullanıldığı ve hane halk sayısının çok yüksek olduğu semtlerde, sosyoekonomik düzeyi orta ve alt olan semtlerde vaka artışları inanılmaz boyutlara ulaştı. Ve bir yandan da bu vaka artışları devam ederken ortalıkta kalabalık hala devam ediyor. Hala kurallarla ilgili sorunlarımız var. Ve sağlık sektörü bir taraftan da bu yükü gerçekten taşıyamaz bir noktaya geldi. İstanbul'da normal hastalar, yani Covid dışı hastalar ve Covid hastaları yatacak hastane bulamıyor. Bir yandan Covid hastaları mağdur oluyor, öte yandan Covid olmayıp kronik hastalıkları nedeniyle tedavisi geciken ya da yapılamayan hastalar mağdur oluyor. Günlük vaka sayıları rekor üstüne rekor kırıyor. Gerçekten de zor günler yaşıyoruz ve geçtiğimiz günlerde bir önlemler açıklandı. Bu önlemler tabii ki olumlu ancak burada bazı noktaların da altını çizmek lazım. Birincisi belli saatlerde insanlara sokağa çıkma yasağı koyup diğer saatleri açtığınızda o açılan saatlerdeki insan yoğunluğunun artmasına da bir taraftan neden olabiliyorsunuz. Bu önlemler o kadar da bu sayıları geri döndürecek güçte önlemler gibi görünmüyor. Restoranların kapatılması çok yerinde ama alışveriş merkezlerinde insanların nasıl yerlere oturarak yemek yediğini gördüğümüz bu ülkede bu önlemlerin de yetmeyeceğini aslında hepimiz aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz. Bu önlemlerin sonuç verebilmesi bir iki haftalık süreç ve bu iki haftalık süreçte de kuluçka süresi nedeniyle iki haftalık süreç ve bu iki haftalık süreçte de vaka sayılarının giderek daha fazla artacağını biliyoruz ve ne yazık ki ölüm sayıları vaka sayılarından, hasta sayılarından daha arkada geliyor, daha sonradan geliyor. Yani ölüm sayılarında da ne yazık ki artışlar göreceğiz ve çok büyük olasılıkla yeni önlemlere yönelmeliyiz. Tekrar ve her zaman söylediğimi tekrar söylüyorum, burada tam bir işbirliği gerekiyor. Meslek örgütlerini bu işin içine daha aktif katmak gerekiyor. Vatandaşlar üzerine düşenleri daha çok yapmalı. Belediyeler üzerine düşenleri daha çok yapmalı. Özel sektör özellikle kademeli mesai ve evde çalışma konusunda üzerine düşeni yapmalı. Ve gerçekten bu dönemi aşmak zorundayız. Tarihin en zor kışlarından birini yaşayacağımızı sanıyorum. Ne olur bu dönemde kendinize iyi bakın, olabildiğince sokağa çıkmayın, maskenizi takın, fiziksel mesafeyi koruyun, toplu taşımayı olabildiğince kullanmayın. Ne olur 2020'de sağ kalmayı başarın. Hepinize iyi pazarlar dilerim.